Sevgili basın mensupları ve değerli kamuoyu, YÖK ve YSK'ya iki ayrı başvuruda bulunmuştuk. Önce bunların sonuçlarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek isterim. Yükseköğretim Kurulu'na üniversite final sınavlarının seçimlerin ikinci turuna düşünerek Haziran ayına alınması ile ilgili bir talepte bulunmuştuk. Yükseköğretim Kurulu'nun yürütme kurulu dün yaptığı toplantıyla bu çağrımıza kayıtsız kalmadı ve üniversite final sınavlarını Haziran ayını erteledi. Yani üniversite öğrencilerinin sınav tarihlerinde seçim çakışması olmayacak. Bu bizim için sevindirici bir haber. Bir diğer başvurumuz için Yüksek Seçim Kurulu'na YSK'ya oldu. Biliyorsunuz Sandık Kurulu üyesi olarak yazılan insanlar seçim günü mahallesindeki okulda değil sandığa kayıtlı olduğu okulda değil sandıkta görevli olduğu okulda uygulanabiliyorlar. Yani bu Türkiye'deki seçimlerde insanların mahallesindeki bir başka yerde, mahallesinde olmayan bir yerde sandık görevlisi olmasına imkan sağlıyor. Türkiye'de ilk defa bu seçimlerde ikinci tur seçimler yaşanacak. Seçmenler sandığa giderek ikinci turda sadece Cumhurbaşkanlığı seçim için oy kullanacak. Herhangi bir ilde kullanılan oyun milletvekilliğindeki gibi ayırt edici bir özelliği yok. Bu sebepten dolayı biz de bir başvuruda bulunduk dedi ki Türkiye şu an tek bir seçim bölgesi. Hangi ilde kullanırsanız kullanın, tek bir amaca, tek bir şeye sonuç doğuracak. Bu yüzden kanunen ve fiilen mümkün olan insanların herhangi bir sandıkta görevli olmasıyla beraber o sandıkta oy kullanabilmesinin önünün açılmasını istedik. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu başvurumuzu reddetti. Yani duyurmuş olmak gerekirse vatandaşlarımız sadece kayıtlı oldukları illerdeki seçmen kütükleri, de oldukları illerdeki sandıklarda görev alabilecekler. Bu engelleme Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ve depremzedelerin kaldıkları illerde oy kullanmalarının engelidir. Ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu burada vatandaşlarımızın hayrına bir karar vermemiştir. YSK'nın ve YÖK'ün aldığı bu kararlardan sonra kamuoyunda demokrasi biletine yeniden bir talep olduğunu gördük genel merkezimizin telefonlarının ve bizim mail adreslerimizin aldığı yoğun başvurularda insanların demokrasi biletini tekrar hayata geçirmemizle ilgili bir beklentisi olduğunu fark ettik. Demokrasi bileti seçimlerin ilk turunda tam 73 bin öğrenciye bir fırsat doğurdu ve sandıkta oy kullanmasına sağladı. Demokrasi biletiyle kupon kodu gönderdiğimiz 73 bin öğrencinin dışında aynı şehirden aynı güzergaha giden insanlara otobüs ve araç kaldırmak suretiyle toplamda 160 bin kişiyi sandıklara taşıdık. Yarın itibariyle yani 19 Mayıs günü itibariyle tekrar demokrasi biletini hayata geçiriyoruz. Zamanımız çok kısıtlı. O yüzden başvuruları 3 gün içerisinde alacağız ve sonrasında gelen bağışlarla bu talepleri karşılayacağız. Vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Biz ne yapabiliriz diye soran herkese demokrasi bileti kampanyasına destek olma çağrısında bulunuyoruz. Kampanyamıza bağış yapın ve bir gencin daha oy kullanmasına katkıda bulunmuş olun. Genç arkadaşım, bugün Cumhurbaşkanı adayımız bir çağrıda bulundu. Vatanını seven sandığa gelsin dedi. Senin sandığa gelmen önündeki bütün engelleri birlikte kaldıracağız. Ve seni böylesine bir ekonomik darboğaza sokan, bir bilet alırken bile aylık karşılığının tamamını harcamak zorunda bırakan bu hükümete hesabı birlikte soracağız. Demokrasi bileti tekrar öğrencilerimize ve kamuoyuna hayırlı olsun. Buradan tüm milletimizin 19 Mayıs bayramını kutluyorum. Atatürk anma ve gençlik spor bayramında yarın Anıtkabir'de olacağımızı kamuoyuna ve tüm Türkiye'ye deklar ediyorum. Çok teşekkürler.